Bunun devamı mı? İkinci çemberdeki az seven 3 Doğrusu ben orduya çok önceden mesleğe yeni başladığımda gelmiştim. Ondan sonra zaman zaman geldim ama bu sefer daha farklı bir ordu buldum. Ordunun moral ve motivasyonu çok yükselmiş. Yani ordu ben bu işi başarırım diye bir örnek model oluşturuyor. Büyük şehirlere örnek oluşturacak çalışmalar var. Tabii Sayın Başkan aynı zamanda Sayın Bakanımızın bakanlığı döneminde de, siyasette de, bürokraside de hep proje üreten öncü bir isimdi. O birikimini orduya taşıması çok önemli olmuş. Ordu belki en küçük büyük şehir ama büyük şehirlere model olacak burada çalışmalar yapılıyor. Ama beni en çok etkileyen, tabii ki buradaki yapılan çalışmalar hepsi çok kıymetli. Marka değerleri üretilmeye çalışıyor ama orduda bir huzur gördüm ve orduda bir moral gördüm. Ordu bir anlamda Karadeniz'de bu moraliyle örnek olacak
bir kapasitede. Daha öncelerinden bu kadar bir yüksek moral fark edememiştim. Bunları gördüm ve çok mutlu oldum işin doğrusu. Ordu bir kere çok güzel, cennet gibi. Bugün böyle gezmeye doyamadık. Yeşili, denizi, kültürü, turizmi ve burada yapılan yatırımlar tam burada insanlara yaşayabilecekleri, yaz kış yaşayabilecekleri bir ordu yaratılmış. Gençler için çok fazla proje var. Şeye bayıldım, sörfle ilgili olan projeye bayıldım. Bisiklet yolu projesine bayıldım. Hepsi çok güzeldi. Ordu da güzel, projeler de güzeldi. Bir kere Ordu Karadeniz'de sahille en birleşen, bütünleşen şehirlerden bir tanesi. Belediyenin de bu sahillere yaptığı düzenlemeler ve çalışmalar, tekneler ve burada denize olan ilgiyi canlandırması, bunlar bence çok güzel. Uzun yıllardır biraz uzak yaşanmış, denizden sadece balık anlamında faydalanılmış ama şimdi insanlar da Ordu'da denizle bütünleşiyor. Ben bu projeleri çok beğendim. Çikolata Müzesi'ndeki oradaki deneyimimiz çok güzeldi. Çikolata da yaptık. Kibele'de bir marka yaratılmış Ordu'da. Tabii ki fındığın sadece fındık olarak faydalanılmasından ziyade katma değer ürünleri olup daha katma değer sağlanması açısından da önemli bir proje, önemli bir yatırım. Bugün orada kadınlarla beraber biz de çikolata yaptık. Çok iyi geldi bize, terapi gibi geldi. Fındığı da bol bol fındık tattık. Şimdi tam fındık mevsimi, toplama mevsimi zaten Ordu'da da. Ordu demek fındık demek. Bunu da yaşadık bugün iyice. Hem lezzetini hem de kendimiz de bir şeyler üreterek. Güzeldi, güzel bir deneyimdi o da. Tabii Ordu'ya ilk kez geldim ben. Türkiye'nin değişik kentlerini gezdim ama Ordu gerçekten hem altyapısıyla hem üst yapısıyla gerçekten takdire şayan bir kent olmuş. Burada yapılan projeleri hem bizzat gördüm hem de bize verilen dokümanlar üzerinden de inceledim, inceleme fırsatı buldum. Projelerin birçoğu sadece bugüne değil, geleceğe yönelik de çok önemli çalışmalar olmuş. Özellikle tarım, çevre ve turizm konusundaki yatırımları, projeleri inceledim, yerinde gördüm. Şunu özellikle söylemek isterim ki burada Sayın Başkan ve ekibinin yaptığı birçok proje Türkiye'deki diğer kentlere de örnek olacak projeler olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür projeler devam eder. Tabii Ordu yani bir deniz kenti. Daha önce neden böyle bir proje yapılmadığını bilmiyorum. Ama şu an içinde bulunduğumuz tekneyle yapılan bu turlar en azından kentliyi denizle barışık hale getiriyor ve belki streslerinden arındırıp onlara güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor. Bu da gerçekten halk için, vatandaş için güzel bir çalışma olmuş. Ordu'ya ilk kez geldim. Bu benim eksikliğim olmalı. Çok etkilendim yapılan her şeyden. Sanıyorum Büyükşehir Belediye Başkanı, eski bakanımız çok büyük bir şans, hem bir ordulu hem de çok iyi bir belediyecilik anlayışı var. Yapılan bütün projelerden, kent için yapılan şeylerden çok etkilendim. Sanıyorum önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde Ordu Türkiye'nin önde gelen turizmiyle, doğasıyla önde gelen kentlerinden, umarım gastronomisiyle, sanıyorum cazibe merkezi, dünyaca tanınan bir kent olabilir. Çünkü artık Karadeniz kıyıları, bu ekolojik dengeler değişirken iklim değişikliğiyle önü çok daha açık. En çok tercih edilen yerler arasında olacak sanıyorum Karadeniz'deki kentler. Ordu da buna öncülük yapacak gibi görünüyor. Hakikaten Ordu'yu çok beğendim. Yapılan işlerle, projeleriyle, türlü türlü güzelliklerle hakikaten Ordu'yu böyle bir beklemiyordum. Çok beğendim. Hakikaten bir cazibe merkezi haline getirilmiş. Ya başkan hakikaten çok emek vermiş. Vizyonu geniş, projeleri
ekibi de çok güzel gördüğüm kadarıyla her şeyle çok güzel bir kent haline gelmiş. Çok hoşuma gitti yani bir Karadeniz'de böyle bir kentin olması hakikaten ülkemiz adına çok sevindirici bir olay. Keşke bütün kentlerimiz böyle ya, sırf belediyecilik değil şeyin başkanı Güler Başkan'ın yaptığı tamamen belediyeciliğin dışına çıkmış ve türlü türlü projeler üreterek kentine gelişim sağlamaya çalışıyor. Katkı sunuyor. Bu çok önemli. Bu vatandaşın da buna ayak uydurması çok mutlaka ki ilerisi için daha cazip hale getirecek. Yani bir fındıkla kalmamış bu kent. Türlü türlü şeyler, projeler geliştirmişler ve çok önemli projeler geliştirmişler yani. Diğer kentlere rol model olacak bir projeler geliştirmişler. Ben başkanı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten çok hoşuma gitti Ordu. Valla çok etkilendik. Bütün Hürriyet yazarı arkadaşlarımla da, bütün ekip olarak çok etkilendik. Bir kere başkanın çabasını fark ettik. En çok bunu konuştuk aramızda. Çünkü Ordu zaten çok güzel, yeşilliğiyle ünlü. Yani gelenin hayran kaldığı. Hayvana olan duyarlılık beni çok etkiledi. O barınaklarındaki arkadaşların çalışmaları çok etkiledi. Kadın girişimlere özellikle fırsat tanınması, o kadın kooperatifleri meselesi çok önemliydi. Çünkü ben kadın yazarıyım Hürriyet'in. Kadın Vazgeçmeyen Kadınlar diye bir köşe yazıyorum. O noktada vallahi hem kadına hem hayvana, insana yaklaşımı konusunda Ordu'yu çok çok beğendik. İşleri çok beğenerek takip ettik. Ordu baktığımız zaman aslında Türkiye'de bence Karadeniz bölgesinde herkesin görmesi gereken bir şehir. Çok hızlı gelişmiş ve çok hızlı büyümüş. Bunu gördük aslında bu turda ve özellikle turizm açısından çok fazla alternatife açık bir kent olduğunu gördüm açıkçası. Yaz turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, deniz turizmi, birçok alternatif turizm konusunda ciddi potansiyeli olan bir şehir. Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Gürel'in heyecanı açıkçası bizi de çok heyecanlandırdı. Çok güzel çalışmalar yapılmış ve birçok alanda güzel çalışmalar yapılmış. Daha da aslında heyecanı artarak devam ediyor başkanım. Bunu çok gözlemledik. Özellikle çevre ve hepimiz için çok önemli olan yenilenebilir enerji konusunda yaptığı çalışmalar beni çok etkiledi. Gerçekten bunları anlatmak gerekiyor. Ben Türkiye'de yaşayan herkesin mutlaka Karadeniz bölgesinde ilk sıraya alması gereken bir şehir olarak görüyorum Ordu'yu. Ordu çok güzel olmuş. Hilmi Güler'i, bütün ekibini gerçekten yürekten tebrik ediyorum.